Bu vatanın evlatları var ya, bu vatanın evlatları var, hiç merak etmeyin. Bakın arkadaşlar, kolay değil. Arkadaşlarımla beraber ben dediğim gibi 4 senede 53 il ilçeleriyle beraber 53 il gezmişim. 25 bin kilometre yol yapmışım. Bu kolay bir şey değil. Orada gittiğinizde zaten görüyorsunuz bu vatanın evlatlarının olduğunu, o kuvvacıların olduğunu, o ruha sahip insanlar olduğunu. Genci, orta yaşlısı, yaşlısı var ama tek bir sıkıntı var. Tek bir sıkıntı. Örgütsüzler. Örgütleyeceğiz kardeşim. Bir umut, bir alternatif, bir yapı yok ortada. Çıkacağız ve buradayız diyeceğiz. Buradayız abi, buradayız. Böyle bir adres var diyeceğiz. Bu adres çok geniş bir yelpazeyi kapsıyor diyeceğiz. Bütün toplumsal bir muhalefeti geliştiriyor. Orayı kurguluyor diyeceğiz. STK'larıyla, sendikalarıyla, dediğim gibi çok geniş bir yelpazeye uzanan, adres bekleyen kendisine, toplumun bugün getirildiği noktada kendisini hiçbir siyasi partinin temsil etmediğini ve hiçbir siyasi partinin de Türkiye'de bir çözüm adresi olmadığını düşünen insanlarla, gençlerimizle yeniden bu ülke için umut kelimesini akıllarından geçirebilmek isteyen, hayal kurmak isteyen, kolaycılığa kaçmayıp, yurt dışına gideceğim ben demeyip, ben ülkemde kalacağım ne olursa olsun, bu ülke için mücadele etmeye devam edeceğim diyen gençlerimizle yapacağız. O gençlerimize vereceğimiz en büyük söz de bu ülkeyi yeniden Atatürk Cumhuriyeti haline getirip onlara bayrağı teslim edip köşemize çekilmek olacak. Bu kadar açık, bu kadar net. Bu ülkede siyaseti meslek olmaktan çıkaracağız. Siyaseti bir kazanç kapısı olmaktan çıkaracağız. Koltuğa zamkla, Japon yapıştırıcısıyla adeta yapışıp kalan siyasetçi modelini kazıyıp atacağız bu toplumun önünde. Bu ülkenin vatandaşları hangi yabancı memleketin ülkesine kapağı atabilirim diye düşünmeyecekler. Bu ülkede kalıp bu ülkeye ne verebilirimi düşünmeye başlayacaklar. Çünkü bu ülkede yeniden onurla, yeniden gururla yaşamanın tadını alacaklar yeniden. Bu ülkede yaptığımız cezaevleriyle, inşa ettiğimiz adalet saraylarının büyüklüğüyle değil, bu ülkede tesis ettiğimiz gerçek anlamdaki adaletle övüneceğiz. Tam bağımsız yargıyla övüneceğiz. Özgürlüklerle övüneceğiz. Bu ülkeye verecek çok şeyimiz var. Hepimizin.